İlahi ente maksudi ve rıdaka matlubi diyoruz değil mi? Tasavvuf erbabının meşhur bir sözüdür bu. Allah'ım sen benim maksadımsın. Aa bak. Allah'ın rızası maksadı bu. İlahi ente maksudi maksadım sen ve rıdaka matlubi talep ettiğim tek şey rızandır. Ya yüce Allah bir kulda razı olunca en büyük itibar budur. En şerefli makam mevki budur. Varsın kimse bize değer vermiyor. Hiç kimse önümüzden kalkmasın. Hiç kimse ceketini iliklemesin. Yeter ki Allah razı olsun. Allah razı olmadıktan sonra bütün dünya senin olsa, kişinin olsa, her taraf altın, uçaklar, kaçak, beş para etmez. Bir Abbasi halifesi, dünyaya hakimdi. Sadece Irak'a değil, onların merkezi Bağdat'tı. Bütün dünyayı idare ediyorlardı o zaman. Ve ölüm döşeğinde ne dedi biliyor musunuz halife? يَا مَنْ لَا يَزُولُ مُلْكُهُ اِرْحَمْ مَنْ قَدْ زَالَ مُلْكُهُ Ey mülkü ebedi olan Yüce Allah! Mülkü asla zail olmayan Allah'ım! Mülkü elinden giden, ölüm döşeğinde olan kuluna rahmet eyle. Yani bana, bana diyor yani. Halife ölmek üzere. Abbasi halifesi. Saraylar, her şey onun. Hizmetçiler, neler neler. Ölüm döşeğinde bunu diyor. Ne diyor? Ey mülkü ebedi olan Allah'ım! Mülkü elinden çıkan, eli bomboş kalan bana rahmet eyle. Haddini bilmeli insan. O anı düşünmeli insan. Mevlana Hazretleri ne buyuruyor? Zi'ibtida ikar, ahir rabibin. Sonu baştan gör, baştan hasta olacağını, fakir kalacağını, perişan olacağını, olabileceğini ama kesin öleceğini ve mahkeme-i kübrada Yüce Allah'ın huzurunda duracağını şimdiden hesaba kat. Unutma bunları. Bazen şu odada yatıyorduk devamlı. Öyle gerekti, şu odada yattık. Yer değiştirince yatamıyoruz, uykumuz gelmiyor. Alıştık ya buraya. Dünyadan başka bir aleme gittiğimizde ne yapacağız? Şeref ve itibar, makam peşinde koşanlar bunu düşünmek zorundalar. İşte ibret budur. Yoksa ibret, bir markette satılan ibret gören var mı? Kaça satılıyor? Yok öyle bir şey. O günü düşün, o günü. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'a saygılı olun. Kırmızı çizgilerini aşmayın. Muttaki olun. Farzları yapın. Emirleri yapın. Haramlardan kaçın. Yarın için ne hazırladığınıza bakın. Allah Allah. Yarın. Ne demek yarın? Kıyamet o kadar yakın. Yarın gibi. Yarın işte iki günün arasını ayıran nedir? Gece. Bugün gündüzdü bir ara. Aha geceye girdik. Yarın. Kıyamet o kadar yakın mı? Evet. Kopacak olan kıyamet de yakın, ahiret de yakın. Cenab-ı Hak yarın diyor. Bunu düşünün, bunu. Bunu düşünelim. Mevki isteyenler, makam isteyenler, şeref peşinde koşanlar, ben kendime hoca dedirteceğim diyenler, misal. Bizim kesimden bahsedelim. Ben ona hoca olduğumu mutlaka göstermem. Hoca olsan ne olur, olmasan ne olur? Çizgi belli, kriter belli. Kur'an ve sünnet seni bağlıyorsa iyi bir insansın. Bağlamıyorsa kim bağlar seni? Eğer bir mümine Kur'an bir şey ifade etmiyorsa ve sünnet ve icma ve kıyas ve alabildiğine zengin bir mazi ibret vermiyorsa nasıl olacak peki? Ölünce ibreti alır ama geç kalmış olur. Kim olursa olsun. اَيْنَمَا تَكُونُ يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi kıskıvrak yakalayacaktır kesin. Burçlarda, kalelerde, gökte bile olsanız. Yüce Allah'a meydan okuyanlar nerede şimdi? Nerede? Karun'un hazinelerini develer, hazineler değil, anahtarları develer taşıyamıyordu. Kaç deve, 40 deve mi, 100 deve bilmiyorum. Nerede Karun? Nerede Firavun? Nerede Ebu Cehil?
ve benzerleri. Günümüzün Karunları, Firavunları, Ebu Cehilleri de vallahi billahi tallahi yok olacaklardır. Ahirette görüşürüz. Eğer Yüce Allah bize rahmet ederse onların halini göreceğiz kesin. Ve biz Yüce Allah'ın rahmetini diliyoruz. Kuşatıcı rahmeti şehitlerimizi, ölmüşlerimizi, bizi ve zürriyetimizi ve bütün müminleri kuşatmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.